Keşif ve gözetlemeyle yola çıkan, sonrasında silahlandırılarak muharebe yeteneği kazandırılan insansız hava araçları, günümüzde hemen her ordunun vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Bu sayede çok daha maliyet etkin ve risksiz operasyon gerçekleştirilebilirken, gelişen teknolojiye bağlı olarak araçların kabiliyetleri daha da artıyor. Türkiye, insansız hava araçlarını son dönemde oldukça etkin şekilde kullanıyor. Başlangıçta bu ihtiyaç yurt dışından temin edilen İHA'larla karşılanırken, Türk savunma sanayisi ANKA, Bayraktar TB2 ve Karayel gibi araçları geliştirdi. Milli İHA'lar sahada kullanılırken, Türk savunma sanayisi bu araçların kritik alt sistemlerini yerlileştirmek için çabalarını devam ettirdi. Bu kritik bileşenlerden biri de uydu haberleşme terminali olarak belirlendi. Uydu teknolojileri alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketi SeaTek, 2014'te uydu kontrol yeteneğine sahip ANKAS'ın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı. Yerli uydu haberleşme terminalini 2017'de geliştiren SeaTek, 2018'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'tan 40 adetlik sipariş aldı. Şirket bu yıl ilk teslimatlarını yaptı ve kısa sürede 15 terminali TUSAŞ'a iletti. Kalan terminaller de 2021 içinde teslim edilecek. ANKA'lardaki muadil ürünlerin yerini alacak yerli terminalle bu alandaki bağımlılık sonlanacak. Bu entegrasyonla İHA'lar üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci başarıyla tamamlanmış oldu. Uydu haberleşme terminali İHA ve SİHA'lara uydudan kontrol kabiliyeti kazandırıyor. Bu sayede görüş hattı ötesinde gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrü sefer yapılabiliyor. Ölçeklenebilir yapıdaki sistemle istenirse tek bir İHA, istenirse de onlarca İHA ile operasyon gerçekleştirilebiliyor. Yerli uydu haberleşme terminalinin TUSAŞ'ın yüksek faydalı yük taşıyabilen İHA'sı Aksungur'da da kullanılması hedefleniyor. Geliştirilen yeni ve ultra kompakt sistemler sayesinde nispeten daha küçük taktik İHA'lar, Bayraktar TB2 ve Vestel Karayel'e de uydu haberleşme imkanı kazandırabilecek. Böylece bu platformlarda yeri sistemlerle sınır olmaksızın operasyon yeteneği kazanacak.